Eyvallah eyvallah abi. En sonunda Hüseyinler bir işe yaradı arkadaşlar uzun zaman sonra. Hüseyinlerle patronun arabasını almaya geldim arkadaşlar. Patron yeni araba almış ama işlerinin yoğunluğundan dolayı almaya her zamanki gibi Kerem git al, Kerem getir. Getir götürlerini yapıyoruz patronların yine. Yani herkesin unuttuğu yerden araba almak zorunda mı bu adam ya? Aa, buradan almış arabasını arkadaşlar. Şöyle içeridekilerle bir konuşalım. Galiba yetkililer bu abiler. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Bizim patron varmış. Bir araba almış. Mercedes C333 maçmış 3 mü? Neymiş? Önünde duruyor kardeşim. Aa, bu ara kırmızı araba mı? Tabii ki o kardeşim. Başka kırmızı Mercedes C333 mü var burada? Lan ismini ben yanlış söyledim ya. Sen galeri sahibi adamsın. Sen niye yanlış söylüyorsun? Ben seninle dalga geçiyorum kardeşim. Ya bak, yattı ara, sana buradan elimin tersiyle bir tane çarparım, yatarsın ha. Şimdi dalga geçme kardeşim. Araba bu kardeşim. Al sen de uzatma ya. Vallahi arabaya şöyle bir bakayım. Ey maşallah, çiziği vuruğu yok değil mi abi bunun, eminsiniz? Kardeşim ne vuruyor çiziği? Al da git hadi. Tamam o zaman, Allah'a emanet olun abi. Ben arabayı aldım, kaçıyorum. Arkadaşlar yat araya bak, bizde dalga geçiyor bir de. Lan daha dün sen bize yalvarıyordun abi beraber video çekelim diye. Şimdi de bizde dalga geçer olmuş arkadaşlar. Buradan biz dümdüz geçsek ne olur? Bize bir şey demezler herhalde. Altımızdaki arabanın sese bakın yalnız arkadaşlar. Bak, 10 numara bir sesi var arabanın. Bu araba bayağı bir kükürüyor. Yeah, altımda Mercedes. Yıldızlı logo. Yeni nesil rapçi arkadaşlar. Hemen bunu aldığımız gibi story çekiyoruz böyle. Altımda Mercedes. Yeah man. I'm the better than. Oh yeah. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. İngilizcem çok iyi değil. Ama size yabancı birçok şey söyleyebilirim arkadaşlar. Rolex, Gucci, Prada. Hey, Rolex. Oh yeah. Altımda yıldız Mercedes Rally. Rally. Evet, yeni parçamız yakında sizlerle arkadaşlar. Yeni parçamızın adı yıldızlı olsun lütfen arkadaşlar. Oy, nasıl yanlıyor lan, arabaya bak lan. Oy. Yıldızlı olsun lütfen parçasını duyan Mercedes gördüğünüz gibi nasıl yanlamaya başladı arkadaşlar. Ya arabanın ruhuna hitap etmek önemli arkadaşlar. Yani bu arabayı kullandığınız zaman öyle boş boş kullanmayacaksınız. Ruhuna hitap edip gazı bir kökleyeceksiniz. Araba hemen yan makinesi, yan. İzleyin şimdi, bak 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 bak. Editör, burayı kes editör. Tamam abi, kesiyorum. Mercedes'in müziğimizi de verelim arkadaşlar. Kopa kopa devam edelim. Allah, polis yavaş. Allah, karşıdan gelenlere girmezsek iyidir arkadaşlar ya. Patron arabayı bize emanet ederek çok büyük aptallıklar yaptığının farkında değil. Bir insan neden arabasını benim gibi bir psikopata hediye... Ay, ağzından hediye kaçtı. Bir bakmışsın patron arabayı bana hediye eder. Aman Allah'ım, ne kadar da güzel olur altımızda bir yıldız logolu Mercedes'imiz olsa. Satar yenisini alırdık kardeşim. Yenisini alırdık dediğime bakmayın arkadaşlar. Mercedes'in yenisini değil. Bir Golf'ün yenisini falan alırdık yani Mercedes'i sattıktan sonra. Biliyorsunuz bizim bir Golf hayalimiz var. Yıllar eskitemiyor arkadaşlar yani hayalimizi. Hayallerimizi satıp Mercedes alacağımıza Mercedes satıp hayallerimizi alırız arkadaşlar. Biz de böyle bir delikanlıyız. Hadi bakayım. Yalnız bu adamlar çok yavaş gidiyorlar ya. Basın biraz be kardeşim. Tamam, yollar dar olabilir ama yani bu kadar da yavaş gitmeye gerek yok. Bak, illa makasa mı gireyim? Makasa girmemi istiyorsanız alın buyurun abi ya. Siz isteyin, ben yeter ki isteğinize göre makas atarım. Nasıl bir cümle olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ben yeter ki isteğinize göre makas atarım ne ya? Yeter ki isteyin diyecektim arkadaşlar. Ben cümle kurmayı da unuttum ya. Ama makas atmayı unutmamışım anladığım kadarıyla. Hadi bakalım, kolay gelsin. Yanlaya yanlaya dönelim. Her zaman yanlanmıyor galiba arkadaşlar. Araba istediği zaman yanlıyor. Bakalım burada isteyecek mi? Hadi iste. Oy! Açı çok kaçırdık ya yanlarken. Yanlamayı bilmiyorsun sen. Yanlama kardeşim. Çak konuşma lan. Kolaysa sen yap. At kafası. Arkadaşlar bunu bir hakaret olarak söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Yani adamda da bildiğiniz üzere Ford Mustang var. Ford Mustang'in logosu da bir at arkadaşlar. Beygir olduğu için öyle dedim yani. Yoksa yolda tanımadığınız insanlara hakaret etmenizi önermem. Yoksa inip aşağı yanlayabilirler kardeşim. Yani inip aşağı yanlayabilirler derken ağzını da böyle yanlayabilirler. Böyle ellerinin tersiyle bir tane çarparlar size. Sonra neye uğradığınızı şaşırırsınız kardeşim. Mesela şurada bir daha yanlamayı denesek Mercedes verir mi yanı burada? Ver yanı oğlum. Veriyor. Vallahi veriyor bu Mercedes var ya. Yan makinesi kardeşim. Yan makinesi. Şuna bak bak bak. Sen neymişsin be abi? Ulan patrona bak herhalde. Bizim patron da yanlayacak galiba arkadaşlar. Ben öyle anlamaya başladım artık. Bu kadar iyi yanlayan bir araba almak istediğine göre bunu alıp offroad yapacak hali yok ya. Gerçi arabayı tarlaya çağırdı arkadaşlar. Yani şu an kendisi tarla olduğu için belki de oraya çağırmıştı. O arabayla da tarlaya girmezsin be abi. Düz yolu bulmuşken yapıştır oğlum. 180, 200. Aman Allah'ım, uçuyor bu araba. Aa, yanma yanma tarlaya. Arkadaşlar birazcık virajsız bir yol bulsak arabayı hız testi yapacağım da. Yok kardeşim, her yer viraj ya. Biz bu arabanın hızını test edene kadar zaten bizim tarlaya varırız abi. Haydi bismillah. O zaman otoban gibi bir yol buldum şu anda. Basıyorum abi. Yanlama oğlum, yanlama, dur. Yanlamanın sırası değil, şimdi değil. Lan bu araba bayağı yanlamaya çalışıyor kardeşim. Sakin. Lan birini uçurduk arkadaşlar. Nerede adam? Az önce birini dünyadan yok ettik arkadaşlar. Neyse, çok önemli değil. Biz hala hayattayız. Biz devam edelim yani. Lan buraya kavşak koyan kafanıza tüküreyim. Ha, bu kavşağa böyle gireceksin o zaman. Yanlaya yanlaya. Woohoo! Bir yanlama uğruna ne canlar gidiyordu arkadaşlar. Görün görün.
Bak bak ama nasıl yanlıyor bak. Oğlum çok güzel yanlıyor araba ya. Woohoo, işte bu ya. Bak bak yana bak abi, uf efsane yan veriyor. Yanlayalım derken ortalığın biraz da içinden geçmiş olabiliriz ama bu kadar olur arkadaşlar yani. Oho! Açsana şu yana. Neyse fazla da suyunu çıkarmadan biz yolumuza devam edelim. Yoksa patron bu kabak lastiklerin hesabını bizden sorar. Araba zaten bulduğu her fırsatta yanlamaya çalışıyor arkadaşlar. Hem kavşakta, hem virajda, hem otobanda, her yerde ya. Yer ve mekan fark etmeksizin her yerde yanlama potansiyeline sahip. Birazdan makas potansiyelini ölçelim arabanın bakalım. Ey maşallah. O Volkswagen'i bulun lan bana. Gel lan buraya, kaçma. Yapıştır oğlum be. Arabaya bak be. Bu oradan geçer mi? Ananı adama girdi. Birazcık Karadeniz havalarından verelim ya. Bu arabayla mı hayat mixi can, tutturamadım gazını. Hayat mixi olmuyorsa Hamsi mixi olur arkadaşlar. Hamsi FM. Açacaksın Hamsi FM'ü. Bağıra çağıra gideceğiz sana buralardan. Bak mis gibi gidiyoruz. Görüyor musunuz ha? E yumuşak yumuşak. Yapıştırdım gaza. Gideyim Mercedes'le. Akıyoruz yolda. Yanla ya yanla ya. Ben de ölü oldum deli. Tutun bağlayın beni. Ben deli oldum deli. Tutun bağlayın beni. Gazdım baza. Gazdım baza ne lan? Arkadaşlar baza gazmak. Türkçeyi katletmek. Burada da yan vermek. Woohoo! Tabelayı sökerek yanladık arkadaşlar. Herkese nasip olmaz kardeşim tabela sökerek yanlamak. Tabelayı da altımıza aldık galiba. Ne oluyor lan? Arabaya bir şeyler oluyor. Herkese bir halle oluyor. Woohoo! Yanlayarak da gidiyor. Varsa bizden iyisi, o da bizden birisi baba. Acaba Korkut eli mi yoksa Korkut eli mi? Eğer Korkut eli ise bakayım korktu mu? Yo, elim korkmadı arkadaşlar. O zaman bu Korkut eli. Nerede bu Korkut eli? Neyse biz çıkalım arkadaşlar. Buraya Korkut eli demişler. Ama ben bir yerde tel bulamadım yani. Yarışalım mı lan Ducato? Gel hadi gel. Hayda, burada kaza mı var lan? Geçmiş olsun abilerim. Yanla yüreğim yanla. Alay etmeyeceğim. Mercedes'e binunca gaza basacağım. Ya bu Karadeniz müziklerini aslında bize yazdıracaklardı ya. Şarkıları hep yanlış yazmışlar. Ha bu kavşakta da bir yanlarsak nasıl olur? Şöyle bir bakalım. Bismillah diyoruz arkadaşlar. Yanla oğlum, yanla oğlum, yanla oğlum. Dön lan! Ya oğlum arabayı nazara getirdik. Ne güzel yanlıyor derken dönmeyi unuttu araba ya. Yanla arabam yanla. Ben de yanlayacağım. Sen gaza basınca çok hızlanacağım. Köy yollarına girince aman dikkat edeceğim. Canından olma diye frene basacağım. Bu yollarda böylece yavaş gidemezim ben. Yavaş gidenlere de gireceğim şimdi ben. Aham böyle kenara atacağım onu ben. Hadi da tarlaya geldik sayılır. Açın lan yolu. Yanlama dur. Tarla orada değil Mercedes. Oğlum araba ot sandığı her yeri tarla sanıp dalıyor ya. Sen bir kendini bana bıraksana Mercedes ya. Bağırma lan bana. Sus. Aferin, böyle sessiz sakin gideceksin. Zaten bugünün böyle ters gitmesi beni Hüseyinlerin buraya getirmesinden belliydi arkadaşlar ya. Yani ilk defa bir işe yaradı diyecektim de onu da diyemiyorum rahatlıkla ya. Allah şükür yol da bitiyor kardeşim ya. Sabahtan beri çekmedim dertle. Çile kalmadı. Makassız gündüzüm. Gecem olmadı. Makas atmadık araba. Otoban kalmadı. Psikopatım dostlarım, ben bir psikopat. Kavşak geldik zaten bizim tarlaya da. Oh be, kurtulacağım ben bu arabadan da. Yanla oğlum bir daha. Anam o kadar değil, 360 attık la. Bak 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 nasıl yanlıyor. Bak bak, ey yavrum ey, ver yanı ey yavrum ey. Müzik de coştu bayağı bir. Neyse biz arabayı böyle tarlaya, patronun oraya doğru çekelim de. Gelsin buradan alsın kardeşim ya. Bununla mı uğraşacağım ya? Tam bir yan makinesi, psikopat araba ya. Evet arkadaşlar, videomuzun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Patronun muhteşem villasına geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı oyun videoları isteyenler varsa da onları da Harry Potter kanalına bekleriz. Şu tarlanın haline bak. Şuranın düzenine bak. Buraya da ne biçim bakıyorlar ya. Açıklamada bulunan Harry Potter kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi böyle birazcık uçurayım. O zaman hoşçakalın.